Herkese merhaba. Yeni bir kitap paylaşımıyla karşınızdayım. Bu hafta size tanıtmak istediğim yazar ve kitabı Pierre Loti ismiyle tanıyoruz biz. Orijinal ismi Louis Marie Julien Viau. Kendisi bir Fransız yazar. Aslında Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da ismi en azından bilinen bir yazar. Bu Aziyade'yi ben Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan aldım. Çok taze sayılacak bir kitap aslında. Birinci baskısı Mart 2021'de çıkmış. Gerçi bir seneyi aşmış ama bu sıra çok fazla Türkiye İş Bankası yayınları paylaşıyorum. Bunun sebebi de toplu bir alışveriş yapmıştım. Ondan kalanları okudukça da beğendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Pierre Loti'nin kısa yaşam öyküsüne geçecek olursak en azından biz Türklerin, özellikle İstanbulluların bildiği bir isim olması hasebiyle 14 Ocak 1850 yılında Fransa'da doğuyor kendisi. 17 yaşındayken Fransız Deniz Kuvvetleri'ne yazılıyor ve 1881 yılında deniz yüzbaşısı olarak Fransız gemilerinde görev almaya başlıyor. Türklerle, o dönemki Osmanlı ile olan irtibatı ve ilişkisi de aslında bundan kaynaklanıyor. 1876 yılında önce Selanik, o zamanki Türk toprakları olan, Osmanlı toprakları olan Selanik'e geliyor ve 2,5 ay kadar orada kalıyor. Arkasından da Sultan Abdülaziz zamanında Fransız savaş gemileri veya askeri gemiler o dönemde İstanbul'da bakımları ve onarımları yapıldığı için kendisi de bir kendi gemisinin bakım ve onarımı için İstanbul'a geliyor ve bir rivayete göre yaklaşık 7,5 ay, farklı bir rivayete göre de yaklaşık 16 ay İstanbul'da kalıyor ve aslında biz Türkler açısından hikayesi böyle başlıyor. Bu arada Aziyade ilk romanı kendisinin 1879 yılında yazıyor. 1876 yılında İstanbul'da geçirdiği sürece ve Selanik'te kendi yaşamından da gerçeklik ve kendi bir yaşamını da anlatıyor. Kendisi Selanik'te karşılaştığı bir Çerkez kızına aşık oluyor ve onunla birlikte oluyor. Diğer bir taraftan bunun bir özelliği de aslında bir yasak aşk. Bir paşanın eşlerinden birisi olan Aziyade ile kendi hikayesini anlatıyor. Dediğim gibi ilk romanı. Bu arada bu birinci baskısı Türkiye İş Bankası'ndan 2021 Mart'ta olmuş ve ben daha yeni okuma fırsatına eriştim. Hemen arka kapaktan başlayacağım. Arkasından da hayat hikayesine kısa anekdotlar şeklinde devam edeceğim. Aziyade edebiyat dünyasında Pierre Loti adıyla tanınan Fransız deniz subayı Julien Viau'nun 1879 yılında yayınlanmış ilk yapıtı. Bir İngiliz savaş gemisiyle 1876'da Selanik limanına gelen roman kahramanı aracılığıyla yazar kendi yaşam öyküsüyle kurmacı arasında köprüler kurarak Osmanlı dünyasına kendini adayışını betimliyor. Bu arada romandaki bir İngiliz asker olarak bir gerçekten bir İngiliz gemisiyle geldiği şeklinde hikayeleştirmiş kendisini ve İngiltere'ye bir İngiliz vatandaşı gibi sunmuş kendisini. Daha sonra bu son gelişi olmuyor aslında. Yaklaşık 16-17 ay kadar İstanbul'da kaldıktan sonra yeniden dönüyor tabii ki kendi ülkesine. Arkasından 6 defa daha İstanbul'a yolu düşüyor. Ve ilginç bir şekilde bu kaldığı dönemde de o dönem için İstanbul'un dışı sayılabilecek ve hani daha geleneksel insanların yaşadığı, daha nasıl derler, daha böyle Müslüman ya da irticacı denen o dönem için insanların yaşadığı Eyüp Sultan'da şimdiki ismiyle Arif Efendi ismiyle yaşıyor gerçekten de. Ve orada bir kahvehane var, şu anki Pierre Loti Tepesi'ne ve kahvesine ismini veren yerde gerçekten yaşamını da orada sürdürüyor. Diğer yabancılara, Fransızlara ve İngilizlere nazaran farklı bir gerçekten %100 Müslüman olan bir mahallede yaşamını geçiriyor. Türk aydınları aslında ikiye bölünmüş Pierre Loti hakkında. Cumhuriyet ya da Çağdaş Türk Cumhuriyet'in ilanından sonra Halit Ziya Uşaklı, işte Nazım Hikmet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi Türk aydınları Pierre Loti'yi aslında Türklere acıdığı ve hani eski Türkiye, Osmanlı'yı benimsediği için ve bütün Türkleri öyle gösterdiği için kitaplarında sevmiyorlar. Hatta Nazım Hikmet'in, ben okudum ama çok keyif almadım gerçekten, bir şarlatan Pierre Loti diye kısa bir şiirine denk geldim. Ama bunun dışında da Abdülhak Şinasi Hisar gibi aydınlar da mesela İstanbul ve Pierre Loti kitabında Pierre Loti'yi bir Türk'ün, bir öz Osmanlı'nın bile benimsemediği veya haz etmediği şekilde daha fazla Türklüğü ve Osmanlı'yı benimsediğini ve bir Türk ve Osmanlı dostu olduğunu beyan ediyor.
O yüzden bu yaşadığı dönemden sonra özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir kısım aydın kendisini ajan olmasına kadar ileri götürüyor veya işte Türk düşmanı olarak lanse ederken, çağdaş Türk düşmanı olarak lanse ederken bir kısım da kendisini bir Türk dostu olarak addediyor. 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Fransa'daki evine bir teşekkür mektubu iletiyor. Onun dışında aynı zamanda da 1913 yılında sanırım Sultan Reşit tarafından ağırlanıyor. Kalabalık bir ziyarette bulunuyor. O dönemde ki yaşadığı ev Atik Ali Paşa Camisi'nin divan yoluna yakın bir yerde yaşıyor. Şu anda oranın da ismi Pierre Loti Caddesi olarak değiştiriliyor. Ben bu kitabını okudum. Onun dışında birçok kitabı var Türkçe'ye çevrilen ama bu okuduğum kitapta ben öyle çok Türk düşmanı, Osmanlı düşmanı gibi görmedim kendisini. Ha şu olabilir, belki 1927'den sonraki yeni bir genç bir cumhuriyetteki bakış açısını değil, aslında o zamanki şarkı, işte Osmanlı'nın bir önceki dönemini çok fazla övüyor. Belki ondan dolayı tam o yeni doğum sancısı geçiren genç Türkiye'nin aydınları açısından o geçmişi hatırlattığı için belki pek hazzetmiyor olabilirler. Yoksa kitabının içerisinde Türklerle alakalı hiç negatif bir şey görmedim ve acıdığı daha çok aslında yıkılan Osmanlı ve Batı'nın bu yıkılan Osmanlı'ya karşı ezmesi, işte Rusya savaşlarında Osmanlı'ya haksızlık yapıldığını ve bir çınarın yok edildiğini belirtiyor aslında. Acıma duygusu bu kadar aslında. Tabii bunu siz okuduğunuz zaman kendiniz karar verirseniz, dediğim gibi ben burada sadece kendi fikrimi beyan ediyorum. Ben Abdullah Şinasi Hisar gibi bir Türk dostu olduğunu gördüm bu kitabında. Tabii çok güzel İstanbul'u tasvir etmiş. O dönemki Osmanlı'nın İstanbul'unu, işte Galata'yı, Eyüp'ü, Balat'ı, Fener'i çok güzel anlatmış. Çok hoşuma gitti o noktada da. Belki o yüzden ben geleneksel eski İstanbul'a, tarihi İstanbul'a olan ilgimden dolayı da çok hoşuma gitmiş olabilir. 176 sayfa. İlk 70-80 sayfasını biraz zor okudum. Aynı zamanda bu kadar Osmanlı ve gelenek, Osmanlı geleneklerine sahip çıkan, saygı duyan, o İslam'a saygı duyan bir insan olarak da aslında çok çelişik bir kitap yazmış. Bir Osmanlı paşasının bir eşiyle yaşadığı yasak aşkı anlatıyor. Birkaç paragraf paylaşmak istiyorum sizlerle. Hoşuma giden. Kitap Selanik'te başlıyor, İstanbul'da bitiyor. Bir aşk kitabı özünde. İstanbul arka tarafta. İstanbul silüeti hiç kaybolmuyor bu arada. 24. sayfada diyor ki, eksiksiz, art düşüncesiz, bağlılık duygusunun yoksul insanlarda daha çok bulunduğuna önceleri tanık olmuştum. Onları kibar insanlara yeğlerim. Çünkü onlarda kibarların bencilliği, küçük hesapları yoktur diyor. Onun dışında birkaç tane daha yer paylaşmak istiyorum. Bu arada Osmanlı'nın o çalkantılı döneminde, işte Rusya Savaşı'nda Batı ile olan didişmesinde tamamen İstanbul'da olduğu için o dönemler, oradan çok fazla da saraya yakın bölümlerde yaşamış ve onlarla ilgili bu kitaba oldukça ilginç anekdotlar koymuş kendisi. İstanbul'da geceleri fenersiz dolaşanları hapse atıyorlarmış. O dönemde bir ışık problemi varmış. O da ilginç bir şey geldi bana. Onun dışında birkaç yer daha paylaşıp kapatmak istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum ama ben gerçekten Pierre Loti'yi sevdim. Kitabını da, kendisini de. En ilginç kısım, meşrutiyetin ilanında İstanbul'da o dönemde 65. sayfada Eyüp 27 Aralık 1876'da şöyle diyor. İşte zavallı Türkiye'de meşrutiyet ilan ediliyor. Sorarım size, nereye varır bu gidiş? Doğduğumuz yüzyıl hangisi? Meşrutiyet yanlısı bir padişah. İşte bu. Bir padişaha dair kafama iyice yerleştirilen bütün tasavvurlar alt üst oluyor diyor. Meşrutiyetin ilanını aslında Osmanlı'nın boğazlanması ya da yok edilişi olarak ifade ediyor belli yerlerinde. Farklı bir 74. sayfaya gelirsem, hakkımda bir yargıya varmadan önce beni tanımak, bir parça anlamak, doğuştan aklı başında olan benim gibi birini hangi koşulların acayip bir adam haline getirdiğini bilmek gerek. Bizler bildiğiniz gibi iki faktörün ürünüyüz. Bunlardan birisi kalıtsal özelliklerimiz ya da hayat sahnesine çıkarken beraberimizde getirdiğimiz kozlar. Diğeri ise üzerine dokunan, her şeyin iz bıraktığı ve o izi koruyan plastik bir malzemeymişiz gibi bizi değiştiren, biçimleştiren durumlar ve koşullardır diyor.
Burada biraz psikolojiye girmiş. İngiltere'deki ailesiyle veya dostlarıyla mektuplaşmalarını da paylaşmış burada. Son olarak bir yer paylaşacağım. Gerçekten burada Osmanlı tarihine, eski İstanbul'a ilgi duyanlar birçok yerde aydınlanma yaşayacaklarını düşünüyorum bunu okurken. Doğulular, aziz dostum, evlerinde kendi başlarına olmayı tek bilenler. Siz Avrupa'da kapısı her gelene açık evlerinizde insanın burada sokakta kendi başına olduğu gibisiniz. Can sıkıcı dostların, patavatsızların, meraklı bakışlarına hedef oluyorsunuz. Ne içerinin dokunulmazlığından ne bu gizemin çekiciliğinden bir haberiniz var diyor. Çok misafirperver Osmanlı'nın evlerinin, Müslüman evlerinin oldukça dışarıdan hiçbir şekilde anlaşılamayacak kadar gizemli ve ketum olduğunu belirtiyor ama bunu pozitif bir anlama yerleştirmiş kendisi. Feridun Attar'dan, İranlı ünlü şairden, yazardan bir paragraf paylaşmış kendisi. Son diyorum ama hep böyle notlar girmişim, o yüzden onları da paylaşayım. Türk müziği iç parçalayıcı bir neşe nöbeti diye tanımlanır. O akşam böylesi çelişik bir tanımı son derece iyi kavradım diyor. Türk müziği iç parçalayıcı bir neşe nöbeti diye tanımlanır. İlginç bir tanım. Velhasıl kelam, Arif Efendi Türkiye'de İstanbul'da yaşadığı ismiyle Pierre Loti diğer ismiyle. Bu arada Pierre Loti ismini Okyanusya seferlerinde Tahitili yerlilerin kendisine bir egzotik çiçekmiş. Lot böyle zor açılan ya da biraz çekingen bir çiçekmiş. Egzotik ortamda yetişiyormuş. O yüzden Lot lakabını takmışlar ve o yüzden kendisinin hoşuna gittiği için Pierre Loti ismini kullanmış. Kendisi daha sonra Fransa'ya dönüyor ve 1850 yılında vefat ediyor. Bu Türk dostu benim kendi şahsi fikrime göre. Bu kitabı sonsuz olarak okumanızı tavsiye ediyorum. En azından sadece köşe yazarlarından ya da diğer aydınlardan değil de kendinizce de bir fikriniz oluşabilir. Bu arada benim elimde o dönemde mesela Nazım Hikmet bir kirli bir ticaretçi, yani çok fahiş fiyatla kumaş sattığından falan bahsediyor Türkiye'de şarkıcılara 5 katı fiyatla falan. Ama bize o dönemden tek kalan aslında yazdıkları hikayeleri, romanları ve kitapları. O yüzden ben bunları okuduğum zaman, bunu özellikle bu kitabını okuduğum zaman kendimi bir düşman ya da bir ajan olacak birisini okuyormuşum gibi bir imge uyanmadı. O dönemde gerçekten yaşadığı dönemde böyle bir hal içindeyse de aslında bunu hiçbir zaman kitaplarının içine koymamış. O anlamda benim için dediğim gibi pozitif imgeler bıraktı Pierre Loti. Beni dinleme ve izleme nezaketinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu paylaşım Arife günü paylaşılacak. O yüzden tüm inananların Ramazan bereketini, bayramını kendi içinde hisseden herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Kendinize iyi bakın.